Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber uzman testi 3'ün cevaplarını gerçekleştireceğiz. İlk sorumuzda diyor ki yukarıdaki şekilde bir makrofaj büyük yiyici gösterilmektedir. Makrofajlar dokuda bulunan patojenlerin hücresel kalıntılarını ve vücuttaki yabancı maddelerin yutulmasından sorumludur. Makrofajlar yalancı ayaklarıyla hareket ederek patojene ulaşır. İçine aldığı bakteriyi yok eder. Bu olayların gerçekleşmesinde en etkili organel kimdir? Şimdi burada maddeyi yok etmeyle alakalı bir işlem yapıyorsa tabii ki de lizozom organelini kullanacaktır. Çünkü besin olarak ya da işte zararlı mikroorganizmaları yok etmek için lizozom organeli kullanılmaktadır. Cevabımız A seçeneğidir. Ökaryot ve prokaryot hücrelerinin özellikleri Venn şeması ile gösterilmiştir. Aşağıda verilen yargılardan hangisi taralı alana ait bir özellik değildir? Her ikisinde ortak olan şeyi bulacağız. Onun dışındakini seçeceğiz. DNA molekülünün hücresel kısmı. Her ikisinde DNA molekülünün hücresel kısmına bakacağım şimdi. Şimdi burada DNA her ikisinde de nasıl? Çift zarlı. Burada bir problem yok. Ama prokaryotların DNA'sı histon proteinleriyle sarılı değildir. O yüzden direkt cevabımız zaten A seçeneğidir. Diğerlerine bakacak olursak glikozun sitoplazmaya kadar parçalanması, her ikisinde de ortak glikoliz olayıyla organik polimer sentezleme, yani işte atıyorum glikozun nişastaya çevirme, amino asit proteine çevirme ortaktır. Adaptasyon yüksek bireyler oluşturma. Evet, bakteridir, şudur budur belki oluşturamayabilir ama diğer prokaryotlar, işte tek hücreli gördüğümüz işte ne bileyim protistalar oluşturabilmektedir. İnorganik maddeden organik madde sentezleme, bu da okey. Yani fotosentezden bahsediyor. Cevabımız A seçeneğidir. Bitki ve hayvan bakteride ortak olarak bulunabilen organelin hücredeki faaliyetleri gösterilmiştir. Şimdi bu ortak olarak bulunan organel ribozom organeli. Şimdi ribozom organelin faaliyeti nedir? N kadar amino asit bir araya gelir. N kadar amino asit bir araya geldikten sonra protein oluşur. Proteinden de N-1 kadar su açığa çıkar. Faaliyetimiz bu. pH'e bakıyorum. pH ne olur? Amino asit kullanıldığı için pH tabii ki de artacaktır. Çünkü asitlik miktarı azalıyor. Ozmotik basınç ne olur? Su açığa çıktığı için ozmotik basınç azalacaktır. Burada glikozla ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Yapılamaz. Çünkü burada glikozla ilgili herhangi bir veri yok. Polimer madde miktarı, yani protein ne olacaktır? Artacaktır. Cevaba baktığımızda hangileri bizim işimize yarıyor? 1, 4 ve 5. Yani cevabımız nedir? 3. sorunun cevabı B seçeneğidir. Aşağıdaki deneyde bir fare hücresiyle bir insan hücresi kaynaştırılarak menes bir hücre oluşturulmuştur. Bu hibrit hücreyi inceleyen bir bilim insanının olgulardan hangilerini gözlemlemesi beklenir? Şimdi bakıyorum, fare hücresi var, insan hücresi var. İkisini birleştiriyor ve bir hibrit hücresi elde ediyor. Şimdi bakıyorum, zarın seçici geçirgenliğinin yok olduğu. Şimdi zarın seçici geçirgenliğinin yok olduğu ile ilgili herhangi bir şey gözlemleyemez. Zar her türlü hayvan hücresinde de, pardon, fare hücresinde de seçici geçirgendir. İnsanda da seçici geçirgendir. Zar proteinlerin yer değiştirdiğini net olarak görmüştür. Bakın toplu halde bulunuyor gördüğünüz gibi. Ama sonra ne olmuş? Dağılmışlar. Farklı canlı hücrelerine, türlerine ait hücrelerin, zarlarının temel yapılarının benzer olduğu. Benzer olmasalardı hibrit hücre oluşturamazlardı. Cevap 2 ve 3, yani E seçeneğidir. U şeklindeki bir cam boru şeker moleküllerine geçirgen olmayan yarı geçirgen bir zarla bölünüyor. Bu borunun A ve B kollarını eşit hacimlerde fakat farklı değişimlerde çözeltiler konuluyor. Şekil 1'in başlangıcında diyor. Bir süre sonra beklendikten sonra bu borunun kolundaki çözelti seviyelerinin sabit hale geldiği gözleniyor. Şimdi bakın hemen şekil 2, son durumda şekil 2'deki gibi. Diyor ki bu durumla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bakıyorum, son durumda A koluna saf su ilave edip beklendiğinde bu koldaki çözelti seviyesini yükselerek B kolundaki çözelti seviyesini geçmesi bekleniyor. Şimdi bir süre bekledik ya, çözelti seviyeleri sabit hale gelmiş fakat su seviyelerinde bir problem var. Şimdi o zaman bakın ne oldu? A'dan B'ye bir su geçişi gerçekleşti. Biz A'ya her ne kadar saf su eklersek ekleyelim, B'ye göre daha az yoğun olacağı için madde geçişi olmayacaktır.
Başlangıç ve son durumlar karşılaştırıldığında A kolundaki çözeltim derişimi artmış, B'deki azalmıştır. Evet, çünkü A'dan B'ye su geçti. Burada şeker çözeltisi durduğuna göre daha A daha da yoğunlaşmıştır. Doğru. Başlangıçtaki durumda B koluna konulan çözeltinin şeker derişimi A kolundakinden daha yüksektir ki A B'ye su vermiş olabilsin ki dengeyi su olarak B'de daha fazla olsun. Üçüncü öncül de doğrudur. Cevabımız D seçeneğidir. Büyük alt birim, küçük alt birim, prokaryot bir hücreye ait organel ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Monomer kullanılarak polimer üreten nükleoprotein yapılı bir organeldir. Doğru. Monomer dediği kimdir? Monomer dediği bir amino asittir. Ve bu amino asiti kullanarak ribozom neye çeviriyor? Polimer olan proteine çeviriyor. Doğru. Sitoplazma sıvısında serbest bulunabileceği gibi endoplazmik retikuluma da bağlı da bulunabilir. Şimdi prokaryot hücrede okey, sitoplazmada serbest bulunur. Fakat prokaryot hücrede endoplazmik retikulumun ne işi var? Ökaryot dese doğrudur. Ama cevabımız nedir? B seçeneğidir. Sentezlenecek proteinin genetik bilgisi hücre zar DNA'sından alınır. Doğru. Faaliyeti sırasında hücrenin ozmotik basıncı azalır. Çünkü faaliyeti sırasında protein artı su açığa çıkarır. Su da hücrenin ozmotik basıncını azaltacaktır. Zarsız bir organeldir ve evrensel bir organeldir deyip cevabımız B seçeneğidir. Hayvanlardaki sindirim kofuları incelendiğinde mitokondri ve ribozom organellerine ait bazı parçalara rastlanmıştır. Buna göre yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Lizozomdaki çeşitli enzimlerin ribozomda sentezlendiğine. Buna ulaşamaz. Yani burada diyor ki bu kofulları sindirmiş, kofullar sindirmiş ve bu sindiren kofulların içerisinde mitokondri ve lizozoma rastlanmış. Yani neden mitokondri ve lizozomu parçalıyor? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Ribozom ve mitokondri organellerinin büyük yapılı organik bileşiklerdir. Lizozom fonksiyonunu yitirmiş organelleri parçalar mı? Gayet de parçalar. Cevap yalnızca 3, yani B seçeneğidir. Uzman testlerimizin burada sonuna geldik. Şampiyon testlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın, çapla kalın.